Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. 102 sayılı kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine, şahsım üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde o karanlık gecede başta Ankara ve İstanbul olmak üzere alçak kalkışmanın yaşandığı tüm noktaları FETÖ'cülere dar eden milletimizin aziz mensuplarına teşekkür eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dilerim. Ve bir teşekkür de o karanlık gecede parti genel merkezinin ışıklarını açık tutarak yaptığı açıklamalarla adeta geceyi aydınlatan Sayın Genel Başkanımızadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şu an şu saatte Türkiye'nin dört bir yanında alın teriyle mahsulüneyken ektiği mahsule gözü gibi bakan ve alacağı ürünün karşılığı ile de iki yakasını bir araya getirmeye çalışan tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve bol mahsul alacakları bir sezon geçirmelerini diliyorum. Her türlü olumsuzluğa karşı tarım ülkemizin en önemli geçim kaynaklarının başında gelmektedir. O yüzden bu sektör Milliyetçi Hareket Partisi için her daim korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken stratejik bir öneme sahiptir. Artan pahalılığın panzehiri daha fazla tarımdır. Bağımsızlığın teminatı daha fazla tarımdır. Artan dünya nüfusu ve buna karşı yükselen gıda talebine cevap verebilmek için daha fazla tarım gerekmektedir. Tarım ise hiç şüphesiz ona emek veren çiftçiler ve bu uğurda mücadele veren işçiler sayesinde ayakta kalabilir. Çiftçisi mutlu bir milletin üretimi bol ve bereketli demektir. İşte tam bu noktada sizlerin dikkatinizi bolluğun ve bereketin adeta topraktan fışkırdığı Amik Ovası'na çevirmek istiyorum. Amik Ovası ve Hataylı çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntılar her geçen gün biraz daha derinleşmektedir. Hatay tarım için ideal bir şehrimizdir. İlimizin toplamda %18.9'luk kısmı tarıma elverişlidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Amik Ovası neredeyse her kış dönemi su taşkınları ile karşı karşıya kalmaktadır. Öyle ki bu yıl su taşkını nedeniyle 17 bin dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır. Aylarca suyun çekilmediği ovada tarım yapılmamaktadır. Bu büyük problemin çözümü için yapımı devam eden Reyhanlı Barajı'nın ağır da olsa inşaatı devam etmektedir. Bu barajın yapımında emeği geçen hükümete, bakanlara ve bölge milletvekillerimize, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Hatay için stratejik bir yatırım olan hem ovamızı taşkınlardan kurtaracak hem de çiftçimize nefes aldıracak bu dev projenin planlanan tarihte bitirilmesi için bütçeden ek kaynak talebimiz olduğunu da yenilemekte fayda olduğunu düşünmekteyim. Binbir zorlukla mücadele edip alın terinin karşılığını almak için gecesini gündüzüne katan Hataylı çiftçilerimizin problemleri ise bu ara sıkça yaşanan elektrik kesintileridir. Yeraltı suyu ile tarımsal sulamalarını karşılamaya çalışan çiftçilerimiz için öncelikle bu dönem elektrik kesintisi hayati önem taşımaktadır. Ürünün ihtiyacı olan su için gerekli olan enerji tam da bugünler lazımdır. Ancak bu ara çiftçimiz enerji sağ üst yönetiminin halden anlamaz, çare üretmez, tek taraflı tutumundan şikayetçidir. Tam da ürünün suya ihtiyacı olduğu dönemde borcu olan çiftçimizin elektriği kesilmekte, borçlu çiftçimiz ile birlikte borcunu düzenli ödeyen çiftçimiz de cezalandırılmaktadır. Enerji sağ üst yönetimi fatura tahsilatı için aylarca beklemiş, tam da çiftçimizin mahsulünü sulamak için enerjiye ihtiyaç duyduğu dönemde borçları bahane ederek elektriği kesmiştir. Enerji sağ yetkilileri binbir zorlukla mücadele eden çiftçimize adeta pusu kurmaktadır. Geçtiğimiz günlerde başta Kaskeli ve Aktaş olmak üzere birçok köyümüzdeki çiftçiler bu yolla mağdur edilmiştir. Kırkan Kaymakamımız, Ziraat ve Ticaret Oda Başkanlarımızın girişimiyle kısa süreli de olsa çiftçimiz nefes almış ancak bir çözüme ulaşılamamıştır. Çözüm ise bizce çok basittir. Acilen elektrik borcu olan çiftçilerimizin borçları üzerindeki faiz tutarı silinmeli, ana para üzerinden makul sayıda taksit imkanı oluşturulup ilk taksidi ise hasat dönemine denk getirilmelidir. Bu şekilde bir çözüm tüm çiftçilerimizin beklentisi ve kabulüdür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hataylı çiftçimiz bölgemizde Suriye kaynaklı yaşanan her türlü probleme göğüs germiş ve devletinin her daim yanında olmuştur. Afrin operasyonları sırasında zırhlı araçların geçişi için tarlalarını açan, mahsullerini yol yapan Hataylı çiftçimiz
bu fedakarlığının karşısında destek beklemektedir. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak gibi illerde... Toparlayalım. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak gibi illerde elektrik giderleri için çiftçiye sağlanan desteğin aynısını Hataylı çiftçimiz de talep etmektedir. O illerde nasıl ki devletimiz çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı enerjinin büyük bir kısmını kendi ödüyorsa, binbir zorluk ve güçlükle ayakta kalmaya çalışan Hataylı çiftçimizin de aynı desteği görmesi en doğal hakkıdır. Türkiye'nin tüm illeri şüphesiz önemlidir. Ancak bilinmelidir ki biz de Hatay'ız ve bu desteği fazlasıyla hak ediyoruz. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.